Türkiye Cumhuriyeti'nde bağımsız bir kuruluş olduğu iddia edilen Rütük, program durdurma cezası vermiyor arkadaşlar. Yayın durdurma cezası veriyor. Yayın durdurma cezasının bir özelliği var. Bu ceza verildiği takdirde daha sonra aynı ceza verildiği zaman tüm televizyon hakları ortadan kalkıyor mu kuruluşları? Halk TV ile Tele1'in muhalif farklı sesler ve halkın haber alma özgürlüğünü vatandaşa duyurmaktan başka yaptığı herhangi bir şey var mı? Bu Rütük Başkanı'nı anlamak mümkün değil. Rütük Başkanı şu anda Halk Bankası'nda da yönetim kurulu üyesi oldu. Yeni gelip kapıda da buldu. Basın ilanında da huzur hakkı alıyor. Ama bir özelliği var. Bağımsız bir kuruluşun başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği sözü emir terakki ederim diyor. Böyle şey olabilir mi arkadaşlar? Rütük artık iktidarın arka bahçesi olmuş durumda. Bunun dışında ATV hakkında 89 bin tane şikayet varken Rütük 89 bin tane şikayetin bir tanesini bile konu yapmıyor. Ama halkın haber alma hakkı için çalışan Halk TV ve Tele1'in vermiş olduğu haberleri engellemek amacıyla yayın durdurma cezasını veriyor. Böyle şey olmaz. Böyle baskıcı ve yasaya aykırı yapılarla, demokrasi iklimine aykırı yapılarla Türkiye'de demokratik bir yaşam yürümez arkadaşlar. Bunun dışında basın ilan kurumu farklı mı? Basın ilan kurumu da açıkça Evrensel, Cumhuriyet, Bir Gün gazetelerini, Yeni Çağ gazetelerini resmi ilan tarifleri konusunda cezalar veriyor. Bir tek yandaş medya hakkında yapılan şikayetler konusunda karar vermiyor. Basın ilan kurumu, basın saati kurumu haline gelmiştir. Arkadaşlar, yasaklar, sıra boyu yasaklar.